30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde hasar gören Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası 27 Kasım Cumartesi günü yeniden ibadete açıldı. Açılış için düzenlenen ayini İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsignor Martin Metek yönetti. 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasar gören İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası 27 Kasım Cumartesi günü yeniden ibadete açıldı. İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsignor Martin Metek tarafından yönetilen törende inanlılar topluluğu tüm kiliseyi doldurdu. İzmir emekli Başepiskoposu ve sonrasında İstanbul Havarisel Yöneticisi olan Monsignor Lorenzo Pireto ve Vatikan'ın Türkiye Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Monsignor Walter Erbi de törene eşlik ettiler. İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Bartolomeos Samaras'ın temsilcisi Arşimandrit Polikarpos, İzmir Aya Fotini Rum Ortodoks Kilisesi'nin papazı Atanasios, Diakos Andreas ve Rum cemaatinin birkaç üyesi ve onların başında olan Theodora Hacudi, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazancıyan, İzmir Anglikan Kilisesi'nin rahibi James Buxton, Aziz Yuhanna Katedrali'nin rektörü Peder Ugo de Rosa, İzmir Başepiskoposluğu'nun şansölyesi Peder Alessandro Ampirino, İzmir'den, İstanbul'dan farklı kiliselerin rahipleri, rahibeler ve İtalya'dan gelen birkaç rahip bu özel güne katıldılar. İzmir İtalyan Konsolosu Valerio Giorgio, Vatikan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nin sekreteri Roberto Giobi, katedralin restorasyon işlerini yapan Yapı Taş İnşaat yetkilisi Nafiz Cebecioğlu, Tiselsan Restorasyon ve Kalem İşleri Şirketi yetkilisi Birol Narin ve çalışma arkadaşları da törende yer aldılar. Açılış konuşması Peder Ugo tarafından yapıldı ve Noel hazırlık devresinin ilk pazar günü kutsal ayinine başlandı. Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası Rektörü Peder Ugo, 1 Kasım 2021 tarihinde Papa Hazretlerine bir mektup yazarak katedralin açılışıyla ilgili bilgi verip onu açılışa davet etti. Papa Hazretleri kendi ıslak imzasıyla cevap gönderdiği bu mektupta bu özel gün için mutluluk duyduğunu belirtti ve kilisenin bu topraklarda özellikle yardıma muhtaç insanlara göstermiş olduğu sevecenlik ve yardımseverlik için cesaretlendirdi. Okumasından sonra müsteşar bu çok özel mektubu Peder Ugo'ya verdi.